telefonuma bakmak, ayıptır söylemesi elimi yüzümü yıkamak, dişlerimi fırçalamak, sonra kahvaltı yapmak. Ya büyük ihtimal herkes su der buna ama hani ben limonlu soda falan diyebilirim ya buna. Ya küçükken bilgisayar mühendisi olmayı çok istiyordum. Daha sonra tabii basketbol falan derken okula o kadar konsantre olma şansımız kalmadı. Ama büyük ihtimal bilgisayar teknolojileriyle alakalı bir şeyler olabilirdi. Tarkan. Görünmezlik olabilir. Çok iyi bir FIFA oyuncusu olduğunu düşünüyorum. NBA oynamayı hiç bilmiyorum. Bence şaşırtıcı, ironik. Ama çok iyi FIFA oynuyorum. Ya aslında ben küçükken basketbol oynarken hiçbir zaman hani bu benim işim olacak diye bakmıyordum. Basketbol oynarken sadece o an keyif almak için oynuyordum. Ama 15-16 yaşında Efes'e transferimle beraber işte bu işten para kazanacağım, bunun benim işim olacağını fark ettim. Daha sonra tabii ki bu evleri kurmaya başladım. Ya öyle aman aman herkesin çok evi aldığı biri değilim ya, bilmiyorum. Çok güzel beğendiğim için insanlar genelde evi almayı tercih etmiyor. Çünkü her şekilde bir kulüp biliyorum, bunu niye aldın, şunu alsaydın daha iyi olabilirdi. Biraz nankörlük yapıyorum o konuda yani. Fulki. FK. Steve Jobs'un kitabıydı. Soğanlı. Köpek. Et. Çay. Ev ortamını özlüyor insan ya. Kendi evi, kendi yatağın. Yerli olarak Çukur'u söylüyorum. Çukur'u izliyorum. Onun dışında yabancı dizi çok izlemiyorum. İdolüm yok. Kendim olmaya çalışıyorum olabildiğince. Ya şimdi bir takıma baktığınız zaman neredeyse takımdaki çoğu oyuncu benim yıldız bir takımdan, genç bir takımdan arkadaşlarım. O yüzden bence tek bir isimden ziyade hepsinin benim için özel olduğunu söyleyebilirim. Aklıma direkt Konya geliyor ya. Konya şampiyona, kendi seyircinizin önünde, kendi insanlarınızın önünde kupaya ulaşmıştık. Finalde Sırbistan'ı yenip, ki bence bizim için çok büyük başarıydı. En unutamadığım maçlardan biriydi yani o maç. Ama Konya'daki Letonya maçında vurduğum smaç olabilir ya. Orada poster smaçım vardı. Kendimi övmek gibi olmasın. Mannheim'de bir turnuva vardı. Oraya gittiğimizde bütün salon Alman seyircisi. Almanya'ya karşı oynuyoruz. Ama salonun yarısı Türk taraftarı. Bizim için çok çok onur verici, çok gurur verici bir olaydı. Zaten onların desteğini alıp orada o tarz maçları kaybetmek yani. Özellikle gittiğiniz ülkenin takımına karşı oynuyorsanız ve sizin insanınız orada sizi desteklemeye geliyorsa bu sizin için en büyük gurur, en büyük keyif. Ya tabii ki hepimiz çok heyecanlıyız bu turnuva için. Çin'de güzel maçlar çıkartacağımızı ben düşünüyorum. Çok yetenekli, çok genç bir ekibiz, çok enerjik bir ekibiz. Takımdaki herkes çok pozitif. Baktığımız zaman her ne kadar genç bir ekip olarak gözükse de aslında tecrübeli oyunculara da çok sahibiz. Hepimiz gençler, çok genç ama çok üst düzey basketbol oynayan takımlarda oynuyoruz hepimiz. Bence bunun avantajını, bu gençliğin verdiği enerjiyi tecrübeye de dökebilirsek, o tecrübeden de biraz yararlanabilirsek çok güzel bir turnuva geçireceğimizi düşünüyorum ben. Çok umutluyum, çok heyecanlıyım. Benim de ilk dünya şampiyonum olacak. O yüzden ayrı bir gurur. Ben teşekkür ederim.